Hepinize yeniden merhaba. Biliyorsunuz bu dönemde tutulma mevsiminden geçiyoruz ve şimdi ay tutulmasından sonra 14 Aralık'ta birkaç gün sonra Yay burcunda bir güneş tutulması olacak. Bu tam bir tutulma olacak. Dolayısıyla bu videoda sizlere bu tutulmanın getirdiği temaları ve genel olarak önümüzdeki dönemde neler var, önümüzdeki 2 hafta içinde neler var, bunları da sizlere yükselen burcunuza göre anlatmaya çalışacağım. Şimdi tabii bu dönemde ay düğümleri ikizler ve yay ekseninde olduğu için güneş tutulmaları da bu burçlar üzerinde gerçekleşiyor ve 10 Haziran'daki yay burcundaki güneş tutulması daha çok önümüzdeki 6 aya tabii bir gölge bırakacak diyelim ya da etkileyecek diyelim. Nasıl doğum öncesi güneş tutulmaları hani içinde bulunduğumuz süreci anlatıyorsa ya da hayatımızda yansımalar getiriyorsa, belirli bir dönemde bir tutulmanın da hangi burçta gerçekleşmişse o burcun konularının hayatımızda daha fazla yansıdığını söyleyebiliriz. Şimdi tabii yay burcu üzerinden baktığımızda yayın anlattığı konular çok çeşitli. Fakat ana başlıklar olarak söyleyecek olursak, bir kere önümüzdeki Haziran'a kadar, yani bir sonraki güneş tutulmasına kadar esasında fikirler alanında, inançlar alanında daha böyle fanatik, daha aşırılıkçı, daha dengesiz koşulların gündeme geleceğini söyleyebiliriz. Yani bu dönemde özellikle uluslararası alanda, ki hatta biliyorsunuz bugünlerde mesela ülkemizi de ilgilendiren işte Avrupa Birliği içinde bir takım toplantılar var ya da işte Amerika'nın Çin'le ticaret savaşları var. Ya da işte İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmak üzere Brexit üzerinde anlaşmaya varması açısından bir süreç var. Dolayısıyla uluslararası süreçler bu dönemde çok fazla öne çıkmış durumda. Bunlar da daha fazla tartışma getiriyor. Daha fazla fikir ayrılığı getiriyor. Dolayısıyla yay burcundaki güneş tutulması bu dönemde dünyada inançlar alanında, fikirler alanında, ideolojiler alanında bir takım çatışmaların, abartıların ve dengesizliklerin olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla hem inançlar, hatta dini konuları da bunun içine koyabiliriz tabii ki. Fakat tabii yay biliyorsunuz böyle keşfetmekle alakalı, ilerlemek ya daha doğrusu yayılmakla da alakalı ve tutulma haritasına bakacak olursanız Mars'la da bir üçgen açısı var. Koç burcunda bir Mars var. Dolayısıyla böyle bir dönemde esasında tartışmalar daha kolay alevleniyor. Bir takım orduların hareketi ya da yayılma ya da işgal konuları, yani askeri konular daha kolay alevlenebilecek türden gözüküyor. Yay tabii aynı zamanda mesela yolculuklarla da alakalıdır. Seyahat endüstrisiyle alakalıdır. Dolayısıyla uçaklarla, hareketle, iletişimle, bir şekilde ulaştırmayla alakalıdır. Uluslararası düzeyde ulaştırmayla alakalıdır. Bütün bu konuların önümüzdeki 6 ay boyunca gündemin önemli bir parçası olacağı anlaşılıyor ki zaten bu da tahmin ederseniz ki koronanın getirmiş olduğu koşulları da hesaba kattığımızda bunun neden böyle olacağını söyleyebiliriz. Benzer şekilde uluslararası koşulların bu kadar iç içe geçmesi yine koronayı da dahil ederek esasında bir anlam, daha büyük bir anlam kazanıyor. Dolayısıyla aşı çalışmaları, bu aşı çalışmalarının getirdiği bir takım sonuçlar, bütün bunlar hayatımızda biraz karmaşa ve dengesizlik yaratıyor ki esasında bu tutulma Güney Ay düğümü çevresinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla daha yıkıcı, daha dağınık, daha huzursuz, yani biraz daha böyle bozucu taraflarının ağır bastığını söyleyelim. Yani Güney Ay düğümü tutulması genelde yay burcundaki ait konuların daha yıpratıcı, daha yorucu bir şekilde gündeme geldiğini gösteriyor. Bütün bu konuların, dediğim gibi, inançlar, bakış açısı, düşünceler, felsefeler, uluslararası anlamda bir takım tartışmalar. Eğitim
medya, bütün bu konular da yayla alakalandırılabilir. Yani özellikle akademik konular, üniversiteler, bunlar hep yayın teması altında duruyorlar. Medya, sosyal medya, genel olarak basın, bu konuların da yıprandığını ya da bu konularda daha fazla tartışma çıktığını ya da bir takım problemler yaşandığını zaten söyleyebiliriz. Buna tabii göçmenleri de katabiliriz. Mesela göçmenler de, hareket edenler de, yer değiştirenler de yayla alakalı sayılırlar. Dolayısıyla bu dönem dünyaya gerçekten çok büyük bir hareketlilik getiriyor. Bir dalgalanma, uluslararası boyutta değişiklikler var. Fakat liderler birbirlerini tabii daha fazla tehdit edebilirler, daha fazla tartışabilirler, daha fazla yıpratmaya çalışabilirler fikirler üzerinden, ideolojiler üzerinden, düşünceler üzerinden ya da içinde dini konuların olduğu durumlar. Genelde çünkü yay böyle daha kurumlaşmış dini konuları da anlatır. Dolayısıyla gerçekten fikir düzeyinde karışık bir dönemdeyiz ve bu tutulmanın yaptığı açılardan da bahsedeceğim size. Fakat Ankara'ya göre, ülkemize göre bakıldığında da tutulma haritasında tepe noktası, yani MC, tam 0 derece Koç burcuna düşüyor. Bu durum ülkemizin kendini daha fazla ortaya koyacağını gösteriyor. Ve dünya önünde, çünkü 10. ev biliyorsunuz dünya önünde olmayı gösterir. Ve dolayısıyla liderlik konusu, askeri konular, mücadele içeren konular, çıkışlar, cesaret konusu ülkemiz açısından daha fazla dikkat çekiyor. Yani daha fazla liderlik teması ve öne çıkış, iddialı olma arzusu görülmekte. Bunun yanında tabii ki bu tutulma Merkür'le birleşiyor. Ve Merkür yine diyalogları anlatır, görüşmeleri anlatır, anlaşmalı konuları anlatır, ticareti anlatır. Hep böyle içinde iletişimin olduğu konuları anlatır ve dolayısıyla bu önümüzdeki 6 ay boyunca zaten bu görüşmeler, anlaşmalar, diyaloglar, ticaret, hep böyle iletişim üzerinden konular çok önemli. Ancak Merkür Güney Ay düğümüyle birleşmiş durumda. Bu da söz konusu görüşmelerin, anlaşmaların pek o kadar çok böyle kolay kolay toparlanmadığını, çok sağlıklı bir şekilde ilerlemediğini gösteriyor olabilir. Yani içinde ticaretin, anlaşmaların, diplomasinin olduğu konularda, hatta ulaştırma ve ticaret konularında hep biraz daha yıpratıcı temalar var. Bunun yanında tabii ki yay burcu hep böyle abartı, fanatizm, böyle ileriye gitme isteği, biraz böyle iddialı olma, fazla heyecanlı olma koşulları da getirdiği için bu fikirler düzeyinde gerçekten dünyada, gerek kendi kişisel hayatımızda, esasında bunu da söyleyeyim, yani kendimiz bireysel olarak da hayatımızda bundan bahsedebiliriz. Bu abartılardan ya da düşünce düzeyinde, fikir düzeyinde, inançlar düzeyinde aşırılıklar, fanatizmden bahsedebiliriz. Bunlar tüm dünyaya yayılıyor. Ve dediğim gibi bu tutulmanın Mars'la bir üçgen açısı var. Bu konu gerçekten çok hararetli konuşmaları ve tartışmaları beraberinde getirecek gibi gözüküyor. Aynı zamanda tutulma derecesi Uranüs'le de 8. harmonik bir açı içinde duruyor. Ve bu açıya baktığınızda 135 derecelik bir açı bu. Dolayısıyla bu tutulma zaten böyle dengesiz ve çok sınırları aşan, tartışma yaratan, fanatizme neden olan bir tarafı var. Uranüs'le olan açısı daha da belirgin bir şekilde ani koşulları, değişiklikleri, huzursuzlukları, biraz böyle istikrarsızlıkları, dengesizlikleri daha fazla gündemimize getirebilir. Dolayısıyla beklenmeyen temalar gündemin bir parçası.
Ve tutulma aynı zamanda çok kesin olmasa da Neptün'le hafif bir kare açı içinde gözüküyor ki zaten Neptün önümüzdeki aylarda yani Ocak sonunda, Şubat'ın başında ay düğümleriyle kare açı yapacak. Yani bu dolayısıyla hayatın akışı içinde Neptün'e ait temaların da ayrı bir önemi olacağını gösteriyor ki bu biliyorsunuz hem evrensel konuları içine alır, yani bütün dünyayı etkileyen konuları içine alır. Göçmenleri ya da kurban olanları anlatabilir. Aynı zamanda genel olarak atmosfere daha bir dağınıklık, huzursuzluk da getiriyor ve Neptün'ün güney bendinde olduğunu ya da büküm noktasında olduğunu görüyoruz. Yani güney ay düğümünden sonra gelen köşede olduğunu görüyoruz. Bu da tabii çok karma karışık bir dönem. Yani çok açıkçası nedenlerin, sonuçların birbirinin içine karıştığı, karmaşanın arttığı, belirsizliklerin olduğu koşullar ağır basıyor Ocak sonunda. Şimdi tabii ülkemiz açısından da bakıldığında tutulma haritasında Yengeç Burcu'nun yükseldiğini görüyoruz. Ülkemizin de aynı zamanda Yengeç yükseliyor haritasında. Dolayısıyla bu hem iyi hem kötü. İyi olmasının nedeni hani halka ait konulara bir odaklanma olacağı anlaşılıyor. Olayları yönetmek, yönlendirmek açısından. Fakat tabii yükselen burç halkın sağlığını da anlatır. Ve tutulma da yay burcunda 6. evde olduğu için sağlık konusu ve koronadan dolayı işte bu aşı konusu tabii ki bu konulardaki karmaşık durumlar söz konusu olabilir. Yani halkın sağlığı çok ön planda. Hizmet edenler, yani memurlar, doktorlar, hastaneler, yani 6. evin konuları, 12. ev temalarıyla beraber belki ele alınabilir. Dolayısıyla bu dönemde memurları, çalışanları ilgilendiren konular ön planda. Hatta 6. ev orduları da ilgilendirir. Askeri konuları belki bunun içine ekleyebiliriz. Dolayısıyla bu dönemde biraz 6. ev konuları, yani bazen hastalıklar, zayıflıklar, daha yorucu temalar dikkat çekiyor ülkemiz açısından da. Ve sözünü ettiğim gibi ülkemizin de bu harita, tutulma haritasında Ankara'ya göre tepe noktası 0 derece Koç olduğu için zaten bu bile belirgin bir iddialı olma, mücadele etme, tek başına hareket etme temalarını vurgulamakta tüm dünyanın önünde aynı zamanda. Şimdi bu tutulmanın tabii getirdiği temalar dediğim gibi genel olarak önümüzdeki yılın 10 Haziran'ına kadar devam edecek. Ama biz bu temaları özellikle de önümüzdeki 2 hafta içinde yani 30 Aralık'a kadar zaten fazlasıyla görüyor olacağız. Yani daha da fazla bunu hissedeceğiz. Sizlere kısa olarak bu dönemde yani Aralık'ın sonuna kadar 30 Aralık'a kadar gündeme gelen bazı temel açılardan, değişikliklerden, gezegen hareketlerinden de bahsedeyim. Tutulma biliyorsunuz zaten 14 Aralık'ta olacak. Hemen 15 Aralık'ta Venüs'ün yay burcuna geçişini göreceğiz. Venüs tabii esasında aşk hayatımızı, mutlulukları, keyifleri, zevkleri anlatan bir gezegen. Dolayısıyla biraz ilişkilerde ve hayatın belki keyifli alanları da daha fazla kendimizi belki harekete geçirmek, biraz özgür bırakmak istiyoruz. Normalde yay, Venüs yayda hani daha özgür, daha hareketli, belki daha iyimser, dışa dönük bir temayı vurguluyor bizi mutlu edebilecek konularda. Bu öyle ya da böyle bir parça gündemimize gelebilir, yani ilişkilerimize bir pozitiflik getirebilir, bir dışa dönme hayatın keyifleri açısından. Fakat yıl başına doğru gelindiğinde yani 30 Aralık civarında Venüs'le Neptün'ün bir karesi olacak. Orası biraz muallakta çünkü Venüs Güney Ay düğümüyle falan da birleşiyor. Dolayısıyla biraz aşkta ve ilişkilerde ve hayatın biraz bizi mutlu edebilecek taraflarında
bazı sıkıntılar var diyor yılbaşı civarında. Bu da çok doğal olabilir. Belki kısıtlamaların getirebileceği koşulları da hesaba katarsak. Bunun yanında tabii ki bu dönem çok çok önemli. Bunlarla ilgili belki farklı videolar yapabiliriz. Çünkü 17 Aralık'ta Satürn Saka Burcu'na geçiyor. 19 Aralık'ta Jüpiter Saka Burcu'na geçiyor ve biliyorsunuz 21 Aralık'ta da bu iki gezegen büyük bir birleşim gerçekleştiriyorlar. Bu çok muazzam bir konu. İki gezegenin, iki sosyal gezegenin yan yana gelmesi. Belki bunlarla ilgili ayrıca bir video çekebilirim zaman bulduğum takdirde. Ama zaten bu çok önemli bir konu. Bundan zaten size zaman zaman da bahsediyorum ve bahsetmeye de devam edeceğim. Yani bu önümüzdeki 20 yılı hatta 240 yılı şekillendiren bir döngünün başlaması, bir bakıma Jüpiter'le Satürn'ün birleşmesi çok daha rahatlatıcı olacak. Jüpiter'in Oğlak'tan çıkıp Kova'ya geçmesi, Saka'ya geçmesi çok iyi olacak. Çünkü Oğlak'ta biliyorsunuz düşük durumdaydı ve hepimiz de perişan olduk. Yani Jüpiter Oğlak'ta kuraklık bile getiriyor esasına baktığınızda. Dolayısıyla Jüpiter Oğlak'tan çıkıyor, Saka Burcu'na geçiyor. Satürn de bu arada Saka Burcu'na geçiyor ve bunlar birleşecekler. Bu daha önceki bir videomda anlattım size esasında ama hani bütün dünyada sosyal alanda, ekonomik alanda, siyasi anlamda bütün hayatımızın işleyişinde yepyeni bir dönemin başladığını gösteriyor. Bunlar zaten içinde olduğumuz koşullar, reformlar, teknolojik gelişmeler, bilimsel gelişmeler, uzaya dayalı gelişmeler onları da tetikleyecek. Bunu özellikle şimdiden söyleyelim. Bu arada 20 Aralık'ta zaten Merkür de Güneş'le birleşiyor ve bir dış kavuşum yapıyor. Dolayısıyla demek ki bu 20 Aralık civarında biz mesleki konularda, iş hayatını ilgilendiren konularda daha çok bir değerlendirme ve bir sonuç üzerinden bir karar verebiliriz. Yani önemli değerlendirmeler yapabiliriz bu 20 Aralık civarında. 21 Aralık'ta Merkür Oğlak Burcu'na geçecek. Demek ki fikirlerimiz ve düşüncelerimizde yeni bir bakış açısı var. Daha iddialı bir bakış açısı. Bu dönemde biraz belki fikirsel anlamda daha metotlu, daha yöntemli, daha kurallı olabiliriz. Belki kafamızı toparlayıp böyle daha somut konuların üzerine de odaklanabiliriz. Ancak bu 22 ve 23 Aralık'ta biraz tartışmalar ve huzursuzluklar var. Çünkü Mars 23 Aralık'ta Plüto'yla kare açı içinde. Mars Koç'ta biliyorsunuz, Plüto Oğlak'ta. Dolayısıyla kabaca 22, 23, 24 bu günler biraz ilişkilerimize daha fazla tartışma getirebilir. Sadece ilişkilerimize değil, yani aşk hayatında değil, aynı zamanda daha fazla çatışma, daha fazla rekabet, kavga, gürültüye neden olabilir. Bir patlayıcı enerjiler var orada, daha tartışmalı, daha yanıcı, yakıcı, yıkıcı vurgular var. Mars'la Plüto çünkü genelde böyle büyük bir gücün son öne çıkması ve daha böyle acımasız davranması anlamına da gelebilir. Bu da genelde dünyada, yani mesela Avrupa'da falan daha çok işte bu Noel zamanı, ondan sonra yılbaşı, belki onun içindeki koşulları da anlatıyor olabilir. Dolayısıyla bu dönem gerçekten önümüzdeki 15 gün hem büyük döngülerin kapandığı ve yenilerinin açıldığı, hem de hareketli ve tartışmalı koşulları öne çıkarmakta. Peki şimdi sizlerin özellikle haritanızda nelere isabet ediyor, nasıl çalışıyor, yükselen burcunuza göre nasıl bir sonuç ortaya çıkıyor, biraz bunları anlatayım yükselen burçlarınıza göre. Burada tabii ki yay burcu tutulmanın olduğu burç. Dolayısıyla haritanızda
yay hangi evdeyse o evin konularında biraz çalkantı, değişiklik, yenilik ve abartılar gündeme gelebilir. Bu anlattığımız koşullar öne çıkabilir. Şimdi yükselen koçlar açısından bu 9. evde gerçekleşiyor. Ve bu tabii baktığınızda içinde yükselen koçların inançlarla ilgili bir konuya, belki hayata bakış açılarıyla ilgili, olayları değerlendirmeleriyle ilgili nasıl inanıyorlar, nasıl düşünüyorlar, bunlara bir vurgu getiriyor. Aynı zamanda akademik konular olabilir, uluslararası konular olabilir. Yani ille de böyle entelektüel bir konu olması gerekmiyor ama olaylara bakış açısında biraz abartılı olma, biraz fazla taşkınlık olabilir. Bir ideoloji, bir görüş, bir bakış açısında ki bir durum ya da içinde belki medyanın olduğu bir konu, içinde uluslararası bir konu, yabancılarla ilgili bir konu gündeminizi daha fazla hararetlendirebilir, daha dengesiz de kılabilir. Ama çevresel açıdan bu dönemde ayrıca yuvayı ve evi, aileyi ilgilendiren konularla daha fazla yakınlaşma imkanı da var. Ya da onlarla ilgili konularla uğraşma. Yani içinde annenin, babanın, ailenin, sevdiklerinizin olduğu ya da yuvaya ait, hatta toprağa ait konular, gayrimenkule ait konular çevresel açıdan daha fazla meşgul edebilir. Yükselen boğalar açısından bu dönemde korkuların üzerine gitmekte fayda var. Böyle bir dönemde psikolojik anlamda yükselen boğaları belki biraz daha hassas bulabiliriz. Bazen ortaklı bir konu, bir finansal konu, bir borç alacak konusu, bir miras konusu, paylaşımlı bir konu öne çıkabilir. Belki yükseleni boğa olanlar yeni bir adım atmak konusunda kendilerini dediğin gibi biraz huzursuz hissediyor olabilirler. Biraz daha fazla geniş düşünmeye ihtiyaçları olabilir. Bir takım fikirler, bir takım inançlarla ilgili konular, bir takım görüşmeler, yani uzaklarla, yabancılarla ilgili konular kriz çıkarabilir. Ve bu dönemde çevresel açıdan da daha çok aile çevresi, komşular, genel olarak yakınlarında olup biten konular, kardeşler, hep bu konuların da gündemlerinde daha fazla yer ettiği anlaşılıyor. Böyle bir dönemde yükseleni boğa olanlar çevrede daha çok görüşme, yazışma, iletişim içinde, haberleşme içinde olabilirler. Yükselen ikizler açısından ise bu dönemde evlilik, ilişkiler, aile, yani daha çok ortaklaşa konular, bir ölçüde onları başkalarıyla yüzleştiren durumlar öne çıkıyor olabilir. Yani ikili ilişkiler, karşılıklı konular, kimi zaman bazen düşmanlık yaratan konular, yani böyle biraz muhalefet ve rekabet içeren tartışmalı konular gündeme gelebilir. Evlilikte bir konu hassasiyet kazanabilir. Dolayısıyla ilişkilerinde biraz daha karşı tarafın yarattığı tartışmalara karşı daha soğukkanlı yaklaşmakta fayda var. Çevresel açıdan da yine ne kadar destekleri var, ne kadar para var, ne kadar kaynak var, bu konulara, bu konuları koruma isteği, bu konularda hassas davranmak durumu söz konusu. Yani biraz harcama konusunda, belki bunlara eve ait konular da olabilir, para konusunda bir vurgu ve harcamaları, gelirleri ilgilendiren konulara bir odaklanma gözüküyor. Yükselen yengeçler açısından bu dönemde sağlık konusuna daha dikkatli bakmakta fayda var. Yay burcu biliyorsunuz yengeçlerin 6. evinde duruyor. Ve tabii bu hizmet konusu, çalışma konusu, iş ortamına ait konular, biraz böyle uğraştıran konularda değişiklikler, yenilikler var. Yani hem belki kendilerine yeni bir hareket alanı bulabilirler, belki daha hevesli olabilirler ama burada yine de düzen, sağlık, hizmet konularına dikkat etmek gerekiyor. Zaten çevresel açıdan da kişisel ve şahsi konular çok önemli. Dolayısıyla yükselen yengeçlerin bu dönemde
kendi sağlıklarına, kendi bedenlerine, şahsi konulara daha fazla odaklanmaları gerekiyor. Belki bu konularda önemli kararlar da alabilirler aynı zamanda. Yükselen aslanlar açısından ise bu dönemde tutulma onların aşk hayatına, çocuklarla ilgili konulara, sevdikleriyle ilgili konulara vurgular getiriyor. Belki bu bir çocuk konusu gündeme gelebilir, bir bebek konusu ya da hayatın keyif veren taraflarına bir odaklanma olabilir. Bu konularda abartılar da olabilir. Dolayısıyla aşk hayatında hayatın güzel taraflarında, harcama getiren taraflarına bir vurgu var. Biraz israfa vurgu olabilir. Risk aldıkları konular, spekülatif konular olabilir. Kendilerini daha fazla belki göstermek istedikleri bir konu var. Burada biraz abartılı olabilirler. Fakat böyle bir dönemde kontrol edemedikleri çok şey var. Yani gizli kalan şeyler, elde olmayan şeyler, biraz ailevi açıdan, duygusal açıdan onları yoran, yıpratan konular olabilir. Dolayısıyla kendi psikolojilerinde biraz çevresel açıdan onları zorlayan konular, gizli saklı konular, biraz kayıp getiren konular psikolojik anlamda dahi olsa söz konusu olabilir. Yükselen başaklar genel olarak bu dönemde aile, yerleşim, ev, babaya ait konular, toprakla ilgili konular, belki içine gayrimenkulleri alan konulara bir odaklanma, buralarda belki daha fazla özgürlük, daha fazla hareket, daha fazla değişiklik istiyor olabilirler. Yani ama buralarda evde ve yuvada bir takım huzursuzluklar da yaşanabilir. Ve böyle bir dönemde hep biraz ev ve aile, kendi huzurları, gelecekle ilgili beklentileri üzerinden daha fazla düşünüyorlar, plan yapıyorlar. Yani böyle bir dönemde içinde ailenin, sevdiklerinizin ya da sevdiklerinin olduğu konularda kendilerini daha fazla belki düşünür görüyoruz. Daha fazla o alana odaklanmış ve o alanda meşgul gibi gözüküyorlar. Bu bazen içinde grupları, arkadaşları alan bir konunun da onları meşgul ettiği anlamına da gelebilir. Yükselen teraziler bu dönemde kafaca mesela bir yazı yazmak, bir konuşma yapmak, bir görüşme içinde olmak, eğitim içinde olmak, zihinsel anlamda oldukça hareketli ve yoğunlar ama burada da işte çevreleriyle, yakın çevreleriyle, uzak çevreler de olabilir. Hep görüşmelerde biraz daha dengeli ve diplomatik olmak gerekebilir. Yani belirli fikirler, belirli konuşmalar onların günlük hayatın akışını çok yakından etkileyebilir. Konuşmalar, yazışmalar, iletişim, yolculuklar, kısa ya da uzun. Bunlara bir vurgu var. Bu alanlarda fikirlerde, belki düşüncelerde abartı ya da değişiklikler de gündeme gelebilir. Ama çevresel açıdan da bu dönemde mesleki konularda ya da kendilerini öne çıkarabilecekleri, mesela toplum önünde daha fazla dikkat çekebilecekleri pek çok durum var. Dolayısıyla işleriyle ilgili daha çok şey yapma ya da aktif davranma imkanına sahip olabilirler. Mesleki konuları belki daha fazla bir şekilde odaklanıyorlar anladığımız kadarıyla. Yükselen akrepler bu dönemde belki para harcamalarında kaynaklarını belki biraz daha kontrollü kullanmalı. Çünkü bu bir takım belki dengesiz harcamalara yol açabilir. Kontrolsüzlüğe yol açabilir, gereksiz israflara neden olabilir. Dolayısıyla ana konu biraz daha çok burada para ve kaynaklar, birikimleri daha iyi değerlendirme gereği var. Burada biraz kontrolsüzlük olabilir. Ve çevresel açıdan da bakıldığında akrepler geniş düşünmeyi istiyorlar bu dönemde. Daha çok şey öğrenmeyi, daha çok tecrübe içinde olmayı, belki yeni insanlarla bir araya gelmek istiyorlar. Belki bu uzaklar ve yabancılarla ilgili bir konu, bir yolculuk konusu mümkün olabilirse ya da içinde bir öğrenme, eğitim olan, belki medya olan konular, kendilerini geliştirebilecekleri konularda bir takım çevresel şartların daha destekleyici olduğu gözüküyor.
Yükselen yaylar tabii ki tutulma yay burcunda olduğuna göre onları çok kişisel anlamda etkiliyor. Şahsi anlamda etkiliyor. Zira böyle bir dönemde demek ki bir kere kişisel kararlar öne çıkabilir. Bir takım sonuçlar, değerlendirmeler, muhasebeler öne çıkabilir. Bunlar bir ilişkinin içindeki konular olabilir, bir evlilik içindeki konuda olabilir. Ya da kendi şahsi konuları, projeleri, belli bir konuda bir adım, başlangıç yapma imkanı söz konusu olabilir. Ve bu dönemde belki bazen beden ve sağlık konusuna dikkat etmekte fayda var. Fakat yükselen yayların çevresel koşulları biraz karışık. Yani bu dönemde bir miktar tartışma, huzursuzluk, endişe getiren olaylar olabilir. Bazen bu konular ailevi konulardan olabilir. Belki yatırım, parayla ilgili, finansla ilgili ya da borçlarla ilgili konulardan kaynaklanabilir. Yani psikolojik anlamda onları biraz çevrelerinde daha fazla bağlayan durumların olduğu anlaşılıyor. Yükselen oğlaklar biraz bu dönemde yine netameli bir dönem. Şimdi bu dönemde onların sağlık olabilir, hizmet olabilir, daha çok kontrol edemediği konularda, gizli kalan konularda ya da mesela bir takım fikirleri vardır ama o düşüncelerinde kendilerini fazla sıkıntıya sokabilirler, gereksiz risk alabilirler, belki yabancılarla ilgili bir konu, belki bir inançla ilgili bir konu ama kontrol edemedikleri bir durum onları bu dönemde daha fazla zorlayabilir. Bu konular işle alakalı olabilir, bazen sağlıkla alakalı da olabilir. Dolayısıyla bir miktar çok fazla kontrol edilemeyen faktör var. En azından bu iki haftalık süre içinde ve çevresel açıdan da bakıldığında karşıtlıklar daha fazla ağır basıyor. Dolayısıyla bu dönemde biraz evlilik konusu, karşılıklı beklentiler, bazen davalı konular, kimi zaman düşmanlık içeren konulara bir vurgu olduğunu görüyoruz. Yükselen sakalar bu dönemde gelecek beklentilerine daha fazla odaklanmış durumdalar. Sosyal bir konu, bir grup konusu, grup veya da geleceğe ait bir beklenti buralarda biraz abartılar gündeme gelebilir. Belki arkadaşlıklar dediğim gibi söz konusu olabilir. Tabii bunlar bu dönemde ne kadar çok fazla yapılabilir bu net değil. Ancak hani gelecekle ilgili beklentilerinde bir değişiklik ya da buraları daha fazla heyecanlı alıyor. Belki biraz abartılı da davranıyor olabilir. Ve bu dönemde çalışma koşullarını, işle ilgili konuları, düzenleriyle ilgili konuları yeniden gözden geçirebilirler. Yani sağlık konusu olabilir, evdeki düzen olabilir, çalışma ortamındaki konular, koşullar olabilir. Bunları biraz sanki derlemek, toparlamak, buralarda değişiklik yapmak daha doğru olacak gibi gözüküyor. Yükselen balıklar ise esasında mesleki konulara dikkat etmeleri gerekiyor. Burada pek çok değişiklik var. Zaten Satürn ve Jüpiter biliyorsunuz onların 12. evine geçecek. Dolayısıyla biraz mesleki alanda bir serbest düşüş olabilir. Biraz dağınıklık olabilir, kontrolsüzlük olabilir, elde olmayan nedenler olabilir, bitişler olabilir. Dolayısıyla bu dönemde esasında mesleki konulara, toplum önündeki durumları, pozisyonları ile ilgili, ünvanları ile ilgili konularda çok hassaslar ya da o konularda değişiklikler yaşayabilirler. Fakat bu dönemde yine de çevresel açıdan hayatın güzel taraflarına da açık durabilirler. Sevdikleriyle, aileleriyle, çocuklarla ya da genel olarak onları duygusal anlamda mutlu edebilecek konulara yine de açıklar. Dolayısıyla hayatın güzel taraflarını yine de görebilirler en azından bu önümüzdeki iki hafta içinde. Sizlere 14 Aralık'ta gerçekleşecek güneş tutulmasının genel özelliklerinden bahsettim. Dediğim gibi bu tutulma Haziran'a kadar etkin olacak ve biraz fazla fanatizmi, aşırılıkları, düşüncelerde, inançlarda, ideolojilerde, dini konularda bunları vurguluyor. Bunları önümüzdeki 6 ay boyunca bol bol göreceğiz. Umarım bu tutulma hayatınıza güzel şeyler, hayırlı şeyler getirir. Çok teşekkürler. İyi günler.